Demek kendinize uygun bir eş arıyorsunuz. Öyle mi Groskin Hanım? Evet. Kırılmadan aynı yatakta uyuyabileceğimiz, lokanta menülerinden tutun da hatta tatlı çeşitlerine kadar her konuda anlaşabileceğim bir erkek istiyorum ben. Parası neyse veririm tabii. Buyurun, buyurun. Oturun lütfen, buyurun. O zaman biz hemen sizin bilgisayara kaydınızı yapalım ve uygun bir koca adayı olduğunda da arayalım. Peki öyle yapalım. İsminiz ve kilonuz? Groskül Kantar Kral. Kilonuz? 115 kilo 600 gram. Siz 115 yazın. 600 gramı eve gidene kadar vereceğim de eve kadar yürüyeceğim yani. Ay anlıyorum. Yani tekerlekler patlar diye taksiciler sizi arabaya almıyorlar değil mi? Ya. Neyse adresiniz? Celal Muhtar Sokak. Çiçek Apartmanı. 3 taksi. Bana kes şu mumlayımayı kes. Ver şunu bana ver. Bir koyun sürüsünden daha fazla M harfi tükettim. Git şu ağzını yıka. Açılsın. Tiner mi sürersin, kolonya mı sürersin, ne yaparsan git. Yürü, çek. Sağ ol, yürü. Alo. Buyurun efendim. Birleşmiş Kalpler Kavuşturma Şirketi. Rahmetli Mazhar Bey'in helvasını da pek güzel yapmışım canım. Nefis bir şey oldu. Bizim bir tane daha yiyeceğim. Kendisi yandı ama helvası yanmadı. Çok güzel oldu. Kesin ölmüş müdür acaba? Ölmüş gibi görünüyordu canım. Ay içime bir kurt düştü. Şu rahmetli Mazhar Bey'in evini bir arayayım bakayım. Geldim. Oh. Alo buyurun, ben Mazhar. Mazhar mı? Mazharcığım? İyi misin sen? Yasemin, sağ ol, iyiyim. Beni salondan yatağıma taşıdığın için, bana baktığın için teşekkür ederim. Sen çok iyi bir insansın. Ben mi? Tabii, seni yatağına kadar ben taşıdım. Neyse. Geçmiş olsun, iyi olduğuna o kadar sevindim ki. Hoşça kal, görüşürüz. Hoşça kal. Kurtulmuş. Gebermemiş. Ama ben seni gebertmesini çok iyi bilirim Mazhar Bey. Madem ki senin helvanı peşin peşin yedim, senin canını almak boynumun borcu oldu. Bu sefer seni en bilinen yöntemle öldüreceğim Mazhar Bey. Şu zengin kadın Yasemin'le abim ne yaptılar acaba? Anne, ister misin Yasemin'le abim birdenbire şok bir kararla Mehmet Ali Erbil gibi evrilversinler? Vallahi açıkçası bu sefer bu işin üzerine düşmeme kararı aldım. Çünkü biz ne kadar üstüne düşersek abin de o kadar evlenmekten kaçıyor. Vallahi haklısın. Yani bir sefer de böyle deneyelim. Ama içimden bir ses, hem de böyle gür, davudi bir ses, bu sefer bu işin olacağını söylüyor. Eyvallah, abim birazcık akıllandıysa Yasemin gibi bir kadını kaçırmaz. Ha? Kadın kafadan zengin bir kere. Artı Reyhan gibi de salak değil. Daha ne olsun ya, daha ne olsun. Bak vallahi Yasemin gibi kadını telli babaya 500 metre tel sarsan gene de bulamazsın. Haklısın. Bunlara bulamazsın. Vay alçaklar. Demek ki koynumda iki tane yılan besliyormuşum. Keşke koynumda tavşan besleseymişim. Yok, kaçırmaz. Biraz sonra Mazhar'ın yanına gideceğini söylesem yanılmış olur muyum acaba? Hayır, yanılmıyorsun gözüm ablacığım. Ölü de olsam güzel olmalıyım, öyle değil mi? Çok doğru. Bir kadın ölüyken bile çekici ve güzel olmalıdır Ruhsar'cığım. Yine mi? Ne yine mi? Mazhar yine tehlikede. Hayır, olamaz. Hemen gidip Mazhar'ı korumam lazım gözüm abla. Yağmur var mı Yağmur? İlahi Ruhsar'cığım, acı var mı acı der gibi oldu. Neyse bakalım, Yağmur nerelerde var? Bak Konya civarında ahmak ıslatan Yağmur'u var. Tamam, onunla gidiyorum o zaman. Aman Ruhsar'cığım dikkat et. Yağmur seni ahmak yapmasın. Göreceksiniz, siz hepiniz göreceksiniz. Metin Şentürk dışında
bir de kuş sütü eksik. Şu dünyada da eksikliğiyle övünülen tek şey kuş sütüdür herhalde. Kuş sütüyle beslerim seni. Mis yerine... Hoppala. Kim geldi ya bu saatte? Herhalde kaynanası tarafından sevilen biri gelmiştir. Geldim, geldim. Geldim. Geldim, geldim. Merhaba Yasin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Girebilir miyim? Tabii tabii. Senin gibi insanlara kapı her zaman açıktır. Gel. Teşekkür ederim. Bak çok güzel kahvaltı var. Birlikte kahvaltı yapalım. Hadi gel. Ah, ama ben kahvaltı yaptım. Ama lütfen, lütfen rica ederim. Sen otur kahvaltına canım. Devam et. Lütfen. Allah Allah. Hay Allah Yasin. Bak bir daha vallahi böyle yapma ha. Benim evime kahvaltı yapmış, tıka basa doymuş gelme. Kırılırım, daralırım, gücenirim ha. Şu peynir çok güzel. Yemeğe doyamıyorum ha. Birazdan benim kurşunlarımı da yemeğe doyamayacaksın. Ya Yasemin, biliyor musun? Dün gece nasıl oldu da beni elektrik çarptı, anlayamadım. Elektrik bu, çarpar tabii. Ha, evet, tabii. Onun görevi çarpmak. Senin gibi melek ruhlu insanlar olduktan sonra vallahi ekmek bile çarpsa korkma. Ben mi? Ben öyleyimdir. Ben geldim aşkım. Hiç hoş gelmedin. Bana mı söylediniz? Yok canım, ona... Buna dedim, cep telefonundan arayan Denyo mezar kaçkından söyledim. Benim böyle bir özelliğim vardır. Yani altıncıyız. Biri beni telefondan arayacağı zaman ben önceden hissederim onu. Ne var? Ne oldu? Ne istiyorsun? Aa, şuna bak be! Biz beyefendiye aman bir şey olmasın diye ta öbür dünyalardan buraya geliyoruz. O bize nasıl davranıyor? Hadi oradan, hadi oradan. Burada konuşmayalım. Mutfağa gel, takip et beni. Gel buraya, çok çok tehlikeli. Bana hükmetme! Tamam. Bana hükmetme! Bana konuşma, çekil. Bağırma. Şuradaki Yasemin denen kıza bak da iyi kadın nasıl olurmuş öğren. Kadın beni ölümden kurtarıp bir de ilgilendi ya. Ne? Ne saçmalıyorsun sen be? Asıl o Hannibal ruhlu kadın seni öldürmeye çalışıyor. Sana yardımcı olmaya çalışan da benim canım. Aa, çok ayıp. Çiftler çiftler iftira atmaya başladın ha. Utanmalısın, kendinden utanmalısın. Yani şu melek gibi kıza bir de iftira atıyorsun. Melek mi? Ondan olsa olsa Azrail meleği olur. Bana bak, melekle keleği ayırt edecek kadar herhalde gözlerim görüyor. Kelek hayal et. Ne yani? Sen şimdi bana inanmıyor musun? İnanmıyorum. Evet, inanmıyorum. Bundan böyle hayaletlere inanmıyorum. O halde ne halin varsa gör. Bundan sonra sana asla yardım etmeyeceğim. Öbür tarafa böyle kuzu kuzu geldiğin zaman kimin haklı olduğunu görürsün. Yürü! Anca gidersin. Zoptrik, Kerkeres, Ruhos bu. Mazhar, kimdi o konuştuğun, çok merak ettim. Önemli bir şey değil. Uçan bir haşerat gibi bir şey. İnsana ağız tadıyla kahvaltı bile ettirmiyorlar. Neyse, ben geç kaldım. Hemen işe gitmem lazım. Hoppala! Kahvaltı bittiğine göre kaynanası tarafından sevilmeyen biri geldi herhalde. Geldim, geldim. Mazhar Bey! Ne var? Ben çok ciddiyim, çok! Hoppala, ne oluyor ya? Ben sizinle evlenmek için tam 5 senedir, 6 saattir, 3 aydır sırada beklerken aradan fazla bir an boyanıp sevmemin denemez. Reyhan sakin ol, sakin, sakin ol. Hayır efendim, sakin olmayacağım. Apartman sakin ol. Hoppa, hoppa, ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun ya? Eğer benimle hemen evlenmezseniz kendime intihar edeceğim. Yapma Allah aşkına, hayat çok güzel, ver şunu bana bakayım. Hayır, 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 hayır. Biliyorum, çizgi film izlemek değil, Luna Park'ta çarpışan arabalara binmek çok güzel ama ben yine de intihar etmek istiyorum. Bak Reyhan, eğer vazgeçersen sana tam 100 tane Pokemon tasosu alırım. Hayır efendim, beni 100 tane tasoyla kandıramazsınız. Ben sizinle evlenmek ve balayına, tatiliye gitmek istiyorum. Bak Reyhancığım, ne istesen haklısın. Ben şimdi şu şudur diyemem. Nasıl yani? İşte böyle. Kızım yapma. Reyhan, kız az kalsın beni öldürüyordun. Baba nasıl olur? Ne oldu bu tabancaya? Reyhancığım, sen gel şöyle. Bu tabancayı alıp hemen denize atıyorsun. Mazhar Bey yok, bir vapura biniyorsun. Vapurun arka tarafına geçiyorsun ve cuk diye denize atıyorsun. Bir saniye Mazhar Bey, şimdi ben bunu vapurdan denize atarken bir tane dilek dilese olur mu acaba? Bir tane dilek dile, hatta bir de benim için dile, Reyhan sana güle güle. Ya bir tane daha dilek dile. İstediğin kadar dile, oh. Ah, bir hışımla geldi geçti be. Vallahi. Mazhar. Çok iyi geldi vallahi. Nereden aklına geldi?
Ben bu deli kızla uğraşırken bayağı sıcak basmış, çok iyi geldin. Ama bu nasıl olur? Olur olur, bal gibi olur. Gel biraz da kafana sık şuraları falan. Geldim, geldim. Çalıştı bugün bu ev ya. Dayan, geldim, geldim. Ne haber kanka? İyidir, hoş geldin kanka. Çıkıyoruz şimdi. Ben bir şey soracağım. Ben çıksam, benim çok işim var çünkü. Hoşçakalın. Hay Allah. Oğlum nereye bakıyorsun? Gel buraya, ne oldu? Söyle. Şey diyecektim ben kanka ya, biz dün akşam hani içtik ya seninle. Evet. Ne dedim ben ya sana? Ne dedim? Bir şey dedim mi ben sana? Ne dedim ben sana? Bir şey dedim mi ben sana? Ne diyeceksin? Bir insanın hayatı boyunca kullanabileceği kadar J harfi kullandım, durdum. Hadi ya. Ya. Neyse bırak şimdi bunları. İşe geç kaldık. Hadi yürü. Kemal. Yürü. Ya. Sonra söylerim, yürü be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacına.